Tavuklarımızı göğüs kullanıyoruz, yağsız. Küçük küçük parçalara bölüyoruz. Tavuklarımızın soğuk olması önemli. Hatta blenderlarımızın bile soğuk olması önemli. Şöyle parçaladım bir göğsü. Tavuklarımızı blenderın içine koyuyoruz. Amacımız bunları püre haline getirmek. Daha sonra süzgeçten geçireceğiz. Ters süzgeçten geçireceğiz. İnce elenmiş kıyma kıvamına getirdik. Bunları bir ters süzgeçten geçireceğim. Burada eldiven takmakta yarar var. Çünkü elimi kullanacağım ve tavuk biraz tehlikeli olabilir. Şefken benim en sevmeden yaptığım işlerden bir tanesiydi. Çünkü çok zaman alıyor, çok fazla emek alıyor. Şöyle alt tarafını da sıyıralım. Şimdi elenmiş tavuğumuz hazır. Böyle parıldamaya başladığı anda gerçekten zamanla kazanılan bir şey. Şöyle bir yumurta kıralım. Hatta hepsini de kırmayacağım. Yarısını, beyazını koyacağım sadece. Tuzumuzu koyuyoruz. Krema koyuyorum. Bir miktar koydum. Daha sonra ekleyebilirim ama çok fazla krema koymayın. Şimdi hızlı bir şekilde çırpalım. Yine burada da hızlı hareket etmemiz lazım. Şu şekilde iç içe geçmiş parıldayan bir tavuk görüntüsü elde etmek istiyoruz. Kıvamı da çok iyi. Ne çok yapışkan ne de çok akıcı. Bu krema da hafif çırpılmış krema kıvamında. Bir kaşık alayım. Şöyle saralım, koyalım. Hep bir şeyi sararken kendimize doğru böyle bir parmak boşluk bırakıyoruz. Oraya koyuyoruz. Daha sonra sarmaya devam ediyoruz. İlk önce bir sosis gibi saracağım, küçük. Biraz bir nevi bizim bayram şekerleri gibi. Bağlıyoruz her iki tarafından. İkinci tarafın özellikle bağlarken sıkı olmasına, yani şöyle sekebilecek kıvamda olmasına özen gösterin. Bir iki tane daha yapalım. Bir tane şimdi ortaya koyuyorum, yuvarlak top şeklinde yapacağım. Şöyle dört tarafından kaldırıyorum. Şu şekilde sarıyorum. Yine çok fazla sıkmaya çalışıyorum. Elimden gelen maksimum gayreti gösteriyorum. En dibine doğru ittiriyorum ki içinde çok fazla hava kalmasın. Suyum var. Bunları poşelememiz gerekiyor. Suyun çok fazla sıcak olmaması gerekiyor. Bu büyüklükteki bir tavuğun pişmesi yaklaşık 1,5-2 dakika alacak. Biz de o sırada çabucak bir mantar sosu yapacağız sizinle beraber. İçine atıyorum. Krabalı bir mantar sosu yapacağız üzerine. Mantarla tavuk çok yakışıyor birbirine. İnce ince doğrayalım. Tavamızın altını açalım. Zeytinyağımızı alalım. Sebze pişirirken her zaman zeytinyağı kullanıyoruz. Yaklaşık bir dakika kadar oldu. Hemen mantar sosumuzu yapıp ikisini birleştirelim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Tabağımızda seçelim. Şöyle düz, beyaz ağırlıklı yemeklerde hep siyah tabak kullanmayı tercih ediyorum. İçine koyalım. Tuz, biraz karabiber. Şimdi şöyle bir çevirelim. İstediğim şu sarı renk. Kremayı eklerken tavanızın soğuk olmasına, bu kadar dumanların çıkmamasına da özen gösterin. Yoksa kremanız kırılabilir. Azıcık ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ve altını kapatıyorum. Kaynaması benim için bir tık kaynaması yeterli. Şöyle çıkartalım. Bir makas yardımıyla uçlarını keselim. Ben şunu şöyle keseyim. Hem size içinin kıvamını da göstermiş olayım. Şöyle havacıklarla dolu tüp şeklinde. Mantar sosumu da alayım. Çok yakıştığı için şöyle mantarları sosu üzerine akıtalım. Biraz da tabağımızı süsleyelim. Kabak çiçeğimizi alalım. Tabağa biraz renk vermek lazım. Mikro filizlerimizden de alalım.
biraz reyhanlar.